Hoş geldiniz sevgili futbol severler. Türkiye Cebeli Tarık karşısında 3 puanı 6 golle aldı. Dünya Kupası yolunda avarajını yükseltmek isteyen Ay Yıldızı takım Başakşehir'de oynanan kritik maçta istediğini aldı. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken grup ikincisi ise playoff oynama hakkı elde ediyor. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine kadroya dahil edilen Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Cebel Tarık karşısında Sahaya ilk 11'de çıkarak ilk kez milli oldu. Daha önce Ümit Milli Takım formasını 6 kez giyen genç oyuncu karşılaşmaya sağ kanatta başladı. A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Beşiktaş'ın genç kalesi Ersin, Cebel Tarık mücadelesinde yedekteydi. Milli takımımız salı günü oynayacağı Karadağ deplasmanında kazanıp en kötü ihtimalle ikinci olarak playoff oynamanın hesaplarını yapıyor. Stefan Kuntz bu defa hedefine ulaşması durumunda 4 maçta toplayacağı 10 puanla Dünya Kupası yolunda şansımızın sürmesinde büyük pay sahibi olacak. A Milli Takım'da bu maç öncesi Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Berat Hakan Çalhanoğlu, Burak, Kenan, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kart sınırında yer alıyordu. Söz konusu isimlerden sadece ikinci yarının başında oyuna girip kafayla milli takımdaki ilk golü atan Mert kart gördü. Mert Karadağ deplasmanda forma giyemiyor. 2022 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 13 takım katılıyor. Grubu lider tamamlayan 10 takım finallere doğrudan gidiyor. Playoff turu maçlarında eleme gruplarında ikinci sırada olanlar 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım yer alacak. 12 takım playoff turunda 3 gruba ayrılıyor. 24-29 Mart tarihlerinde oynanacak yarı final ve final maçlarını kazanan 3 takım da Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış oluyor. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası bugüne kadarki turnuvaların aksine yazın düzenlenmeyecek. 32 takımın turnuvanın açılış maçı 21 Kasım final maçı ise 18 Aralık 2022'de oynanacak. Evet arkadaşlar Türkiye Karadağ maçı öncesi sizlere bilgileri aktardık. Türkiye milli takımımıza başarılar diliyoruz. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you